Açmıyorum. Açmıyorum. Of. Tam da cesaretimi toplamıştım ya. Olsun olsun, yine toplarsın. Şu iş bir bitsin, en çok sen rahatlayacaksın, gör bak. Biliyorum. Biliyorum da yıkılacak Tolga. Oğlum anneni baban yıkamamış. Bu mu yıkacak? Ya o yüzden daha zor ya zaten. Babamdan sonra bir de onu ben hayal kırıklığına uğratacağım şimdi. İyi tamam, söyleme o zaman. Ya o zaman da Ankara'ya git diyecek. Okuluna devam et diyecek. Ne diyeceğim? Yalan mı söyleyeceğim? İstemiyorum ya. İşte ben de onu diyorum zaten. Hani sürekli yeni yalan söylemek zorunda kalma diye. Bunun sonu yok ki. Ne yapacağız şimdi? Yarın işe gidecek miyiz? Oğlum sen manyak mısın? Ben bir daha kapısının önünden geçmem o şirketin. Resmen öldürdüler ya. Adam gitti. Biz de gidebilirdik Mesut. O kurşunlardan biri bize de rastlayabilirdi. Buyurun abi. İfadeler. Gençler, ifadelerinizi imzalayın. Sonra gönderelim size. Tamam değil mi? Tamam. Geçmiş sağ olsun. Olsun. Teşekkür ederiz. Hadi gel. Benim tecrübe oğlumu almıştınız. Bir bakın öyle. Ozan. Buyurun. Niye geldin ki? Annem mi aradı seni? Evet, o da yolda. Ne oldu oğlum? İyi misiniz ha? Ne demek mafya bastı şirketi? Ya sormayın Tarık amca ya. Resmen ölüyorduk ya. Böyle kafamıza da bir kurşun sıksalardı tamamdı yani. Verdiniz mi ifadenizi? Verdik. Verdik. Hadi gidelim o zaman. Gel. Nereden çıktı bu mafya şirketi ya? Silahlar, külahlar falan. Hiç mi düzgün şirket yoktu yani? Mesut'u da aldırmışsın yanına. Allah'tan fazla bir şey olmadı. Ne diyorsun ya? Ya insan girdiği şirketi araştırmaz mı be oğlum? Yani nasıl, sağlam ayakkabı mı değil mi diye. E parası iyi, gireyim çalışayım. Yok öyle bir şey yani. Bak sonunda böyle şeyler geliyor başımıza. Sana söylemesi çok kolay değil mi? Ha? Mükemmel iş kaynıyor çünkü ortalık. Elini böyle şık yapıyorsun, hemen seni işe alıyorlar. Sen araştırsaydın, madem ortalık mafya şirketi kaynıyor, ha? Benim oğlum nasıl bir yerde çalışacak acaba deseydin. Sanki çok destek oluyorsun da lafa gelince bir araba laf bana. Hiç mi destek olmuyorum sana? Destek sadece maddi olur değil mi? İşte senin babalıktan anladığın tam olarak da bu. Ya ben çocukken de böyleydin. Para kazanıyorum. İstediğiniz her şeyi alıyorum. Tamam. Kursu annem götürür getirir. Hasta oluruz başımızda annem durur. Sen? Nankörlük etme. Nankörlük etme. İş bölümünü annenle böyle yapmıştık biz. Harika yapmışsınız ya. Bravo. Tebrik ederim. Ya ben niye dikilmiş burada seninle konuşuyorum ki? Sen annem gibi bir kadına bile neler yapmış bir adamsın. Ne anlatıyorsun? Ozan benimle doğru konuş tamam mı? Niye geldin sen? Annem ne diye seni aradı ki? Hadi hadi tamam uzatmayın hadi gidiyoruz. Binin arabaya. İstemez. Siz bilirsiniz. Yalvaracak değil. Oğlum kader de benimle uğraşıyor ya görüyor musun? Kıymetimi bilen bir şirkete girdim. Güzel maaş alıyorum. Çok güzel çalışıyorum. İşe yarıyorum. İyi bir mühendis olduğumu hissediyorum dedim. Kaç gün sürdü? Oğlum maşallah dediğim 15 gün yaşamıyor ya. Nasıl bir şans bu bendeki? Zaten fazla güzeldi. Yani gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ya senin de sebebin oldum ona inanıyorum. İşinden ettim seni. Ben borulara dönerim geri. Sen beni dert etme. Hadi. Bu raporla kaydını dondururlar bence. Yani bence çok çabuk iyileşiyorsun. Yakında dansa başlayabilirsin. Tansiyonu kaç? 9.5. Tamam, sıvıya devam edelim. Satürasyonunu kontrol ediyorum. Normal. Sen ölçmeye devam et. Tamam.
Ne dedin? Duyamadım. Bence çok çabuk iyileşiyorsun. Yakında dans etmeye başlarsın. Ya hala almazlarsa raporu? Niye almasınlar? Raporumuz var. Atayım o zaman ben PDF'i. Bence gönder. Mektubunu yazdın mı? Hı, yazdım. Sen okumadın değil mi onu? Bir baksana sen de. Bence gayet iyi. Gönder. İkisini yolluyorum. Gönderdim. Serinledi gibi biraz. Gidelim mi? Olur. Üşüdüm zaten ben de biraz. Hadi gidelim. Hadi. Biliyor musun aslında? Yani böyle her şeyi itiraf etmeyi düşünmek bile bir rahatlattı aslında. Hem zaten umurum kırıldı. Yani bence ben bu şekildeyken kıyamaz bana. Bence de. Evet. Hadi ara. Şimdi mi arayayım? Hı. Ha, akşam konuşalım falan diyeyim değil mi? Evet. Tamam. Keşke sen de olsan yanımda. Ben baş başa olun yani. Şimdi ben alakasız olurum. Ya biliyorum. Saçma olur. Tabii de işte korkuyorum. E korku zaten bir zahmet. Yıllardır kadını ayakta uyutmuşsun. Korkman lazım. Ama korkularınla yüzleşmeyi öğrenmen lazım artık. Oğlum. Öyle mi dersin Bay Realizmin temsilcisi? Neyse. Alo, Güzide Yenersoy'un telefonu. Alo, Sevda abla sen misin? Hayır, ben acil hemşiresiyim. Acil mi? Evet, siz kimsiniz? Kızıyım. Oylum Yenersoy. Annemin aklı nerede, ne oldu? Anneniz bir kaza geçirdi, hastanede şu anda. Kaza mı geçirdi? Anneniz yaralı ama durumu ciddi. Nasıl ciddi? Ne kadar ciddi? Hangi hastane? Tamam. May, annem kaza geçirmiş. Kızım ne oluyor? Ne kazası? Neredeymiş? Hangi hastane? Bilmiyorum. May yeri hastanesindeymiş. Hadi Tolga ne olur hadi. Ay. Bak bu ev çok güzel. Bahçesi nefis. Güzelmiş gerçekten. Ay bak bu daha da güzel. Ay bahçesinde havuzu var. Salondan çık havuza atla. Evet çok güzel. Ay, üç katlı olsun istiyorum. En az 5 odası olsun. Ne yapacaksın Yeşim 5 odayı? E biri bizim odamız, biri Öykü'nün odası. Bir tane odaya da Murat'ın çalışma odası yaparız. İki tane de misafir odası. Yarın öbür gün Ozan'la oğlum da gelir. Duyan da üvey çocuklarına bayılıyorsun sanacak gerçekten. Eğer Güzide kuduracaksa bayılırım tabii. Valla biz böyle bakıyoruz ediyoruz ama... Murat bunları alabilecek güçte mi? Emin misin yani alabilecek mi? E kendi dedi. İnternetten bak beğendiğimize gider bakarız dedi. Seni oyalamak için söylüyor musun? Hayır Burcucuğum. Niye oyalasın ki? Ayrıca daha ne kadar oyalayacak ki beni? Sen bir şeyden mi kuşkulanıyorsun? Ay hayır canım erkek milleti ondan dedim. Güven olmaz yani. Hah Murat geldi. Kafayı yiyeceğim. Paçoza bak ya. Şahane hayat. Yemin ederim şahane hayat. Aşkım. Hoş geldin hayatım. Ha Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsın Burcu? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ ol. Yeşimci ben gideyim artık. Aa, oturuyorduk ne güzel.
Siz keyfinize bakınca ben içeri geçeceğim. Ha yo yo, ben Emre'ye yemek yapacağım zaten. Köfte istiyorum diye tutturdu. Ne iyi, peki hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ev baktın mı bir tane? Ev mi? Ne evi? İnternette ev bak demiştim ya sana. Ben unutmuşum onlara bakmayı. Boş ver, boş ver. Oltan'ın evlerine bakarız daha iyi. Oltan'ın evleri mi? Hı-hı. Kaşifoğlu villaları. Harika villalar. Öyle mi? Nerede yapıyor? Hı-hı. Biri Boğaz'da. Efendim kızım. Alo baba. Söyle kızım. Baba, annem kaza geçirmiş. Kaza mı? Ne kazası? Kızım ne olmuş söylesene. Bilmiyorum baba, hastanedeyim şu anda, yoğun bakımda, durumu çok ağırmış. Baba hemen gel, ne olursun hemen gel. Ozan'ı aradım, telefonu kapalı, ne olur bari sen gel, koş ne olur, hadi baba koş. Tamam sakin olur musun, ağlamayı bırak, ağlamayı bırak, geliyorum hemen, geliyorum. Ne olmuş Murat, ne kazası? Gözüyle kaza geçirmiş. Sen niye gidiyorsun ki şimdi? Ne demek sen niye gidiyorsun? Siz ayrılmadınız mı? O artık benim karım değil demiyor musun? Neyin bu koşa koşa gitmesi? Sen ciddi misin? Senden bunları duyduğuma inanmak istemiyorum yani. Ya canım ben gitme demiyorum ki yani, ama kaza olduğu anda kocasıymış gibi. Güzide çocuklarımın annesi. Tamam pardon, haklısın, çocukların annesi. Gitmen lazım. Sana ne ya? Sana ne? Ayrılmadın mı sen bu kadından? Karısıymış gibi. Artık geber. İnşallah çıkamazsın o hastaneden. Oluyor ya. Alo. Holly. Zır zır aramışsın. Sen ağlıyor musun? Aziz annem. Annem hastanede yoğun bakımda, ne olursun çabuk gel, ne olur hadi. Ne? Kaza geçirmiş. Yoksa anlattırma bana, ne olur gel, durumu çok kötü, koş ya koş. Geliyorum hemen, geliyorum. Abi şu ileriden dönebilir miyiz? Hayır. Nasıl olmuş? Trafik kazası orman yolunda. Annem ölürse ben ne yapacağım ya? Şş, sakın sakın böyle düşünme, iyileşecek o. Babana haber verdin mi? Aradım, aradım Ozan'ı da aradım, geliyorlardı. Ümit'i aradın mı? Hüseyin, ya Hüseyin ne yapıyorsun evladım ya? Ne yapıyorsun Hüseyin ya? Gitti 3800 lira. Allah'ım ya, zaten zar zor denkleştirmiştim parayı. Hüseyin evladım, sen ne yaptığını farkında mısın? Kazayla oldu ya, isteyerek mi oldu? Lan gitmiş 3800 lira. Şundaki rahatlığa bak. İyi, iyi tamam Hüseyin, tamam. Yemeyenden kesince görürsün kazayla mı oldu, ne oldu? Nasıl yemeyenden? Vallahi dikkatsizliğinin bedelini ödeyeceksin Hüseyin. Hiç kusura bakma. 3800 lirayı ödeyene kadar yarım yemeye. Çalışmıyorum ben o zaman. Hüseyin nereye? Hüseyin, Hüseyin. Gidersen git be. Gidersen git. Allah sabaha ya. Eli kolu tutar. Beyni çalışır. İlkokul 3 ya, ilkokul 3. Alo, ne var, ne oldu? Dayı. Dayı, annem hastanede kaza geçirmiş. Gel hadi gel. Gözlüğün yoksun. Gel ne olur hadi. İyi ki varsın Burcu ya. Gerçekten artık içimi atmaktan patlayacağım ya. Karısı ne kazası geçirmiş? Ne olmuş? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Kızından telefon geldi. Ay bir fırladı. Kopamıyor ya, bu kadından kopamıyor. Tamam, tamam. Sakin ol birazcık eşim. Hadi sakin ol. Toparlan biraz.
Ya kadın her gün illaki bir şey yapıyor ya. Sürekli hayatımızın tam ortasında adının geçmediği bir gün yok. Ölse de kurtulsam artık. Yani keşke öyle olsa. İnşallah çıkamaz o yoğun bakımdan. Yeşim, hadi şu yüzünü gözünü bir temizle. Makyaj yap, şöyle ağır giyin. Ben Öykü'ye bakayım, git sen de kocanın yanında ol. Aa, şaşırdın galiba Burcu. Yo, çocuklarıyla yakınlaşman için harika bir fırsat Yeşim. Bize düşman değil desinler. Zor günümüzde bile geldi, yanımızda destek oldu desinler. Yok, ben hayatta gitmem. Yok, Murat zorla oyluma götürdüğünde ne olduğunu gördük. Hayatım, o zaman olayı çıkaran kimdi? Güzide değil miydi? Güzideydi. Yok. İyi, peki sen bilirsin. Orada müthiş bir aile ortamı, orada bir duygusallaşma. İster istemez etkilenecek Murat bundan. Burası benim asıl ailem diyecek. Sen bilirsin, ben bir şey söylemiyorum. Ama senin yerinde olsam hemen gitmiştim şimdi. Ne demek uyanamayabilir? Bir şey yapın o zaman. Uyandırın, uyanamayabilir. Ne demek? Böyle bir seçenek olabilir mi? Bir şey yapsanız o zaman. Metanetli olun lütfen. Hayır ya. Oğlum, uyanamayabilir miyim? Doktor hanım, gerçekten yapılacak hiçbir şey yok mu? Maalesef yok. Uyuyor şu anda. Uyanmadan hiçbir şey yapamayız. Ağlama kızım. Ağlama bir tane. Ağlama kızım benim. İyileşecek. Ağlama. Ağlama bitmedi. İyileşti. Ağlama güzel kızım. İyileşti. İyileşti. Merak etme. Ağlama. Geçecek. Gel başım. Doktor hanım. Eşiydiniz siz değil mi? Evet, eşiyim Tarık Enersoy. Nasıl olmuş? Durumun nedir? Trafik kazası. Başından darbe almış. Geldiğinde bilinci yerinde değildi. Görüntülemeye aldık. Beyin dokusunun çok küçük bir yerinde bir kanama görüldü. Kanama mı? Beyin kanaması mı yani? Hemen korkmayın. Serebral veya subdural değil. Çarpma nedeniyle dokuda oluşmuş. Darbenin etkisiyle de ödem var. Peki ameliyat gerekiyor mu? Şimdilik beynin kendini toplaması için uyutuyoruz. Uyanınca tedaviye karar vereceğiz. Peki ne zaman uyandıracaksınız? Şu anda bir şey söyleyemiyorum Tarık Bey. Hekim arkadaşlarla konsültasyondayız. Doktor hanım, hayati riski var mı? Bana söyleyebilirsiniz lütfen. Tarık Bey, beyin çok gizemli bir organ. Onun hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ama benim size söyleyeceğim tek şey, her şeye hazırlıklı olmanız. Yani yarın kalkıp hiçbir şey olmamış gibi evine de gidebilir. Uyanmayabilir de diyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Babamla geldi ben. Kalabalık etmeyeyim, siz ailece baş başa kalın. Dışarıdayım ben, geleceğim. Ya. Tamam mı? Azim uyansın oğlum.
konuşulmayacak tamam. Geçmiş olsun. Bunun ne işi var burada? Ozan. Ne işi var diyorum ya? Ne yüzle geliyor? Doğru konuş. Ziyarete gelmiş işte. Ziyarete mi gelmiş? Nasıl gelir ya? Yuvasını yıktığı, ailesini mahvettiği kadın nasıl ziyarete gelir? Ozancığım. Bir dakika Nazo. Vallahi bu olmadı ama enişte. Ben sana söyleyeyim. Bu olmadı. Sen de yangına körükle gitme tamam. Dikkat et. Bak çok ayıp ediyorsun. Ben mi ayıp ediyorum? Ya bu kadın anneme oh canıma değsin demeye gelmiş. Ben mi ayıp ediyorum? Nefret ettiğin kadın şu an yoğun bakımda. Canıyla uğraşıyor. Mutlu musun? Bunu görmeye mi geldin? Yok ben geçmiş olsun demek için gelmiştim. Ver, ver şunu. Ben... Ya, çek, çek! Defol, defol. Defol git buradan, defol! Ser! Ser! Terbiyesiz! Az bile söyledim, yetmez! Terbiyesiz! Ne yapıyorsun sen ya? Babanla nasıl konuşuyorsun? Ya ne diyorsun Nazo? Ne babası ya? Babamın metresi annemi ziyarete gelemez. Annemi mahveden kadın ziyarete gelemez. İzin vermem. Yeşim. Yeşim. Bırak, bırak. Aşkım, bir tane. Bir tane durur musun? Durur musun? Lütfen, lütfen. Ağlama canım benim. Ben senin için geldim Murat. Senin yanında olmak için geldim. Çocuklarına geçmiş olsun demek için geldim. Biliyorum hayat, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Nefret ediyorlar benden, nefret ediyorlar. Aşkım, hayatım, anneleri çok kötü. İşte, yani perişanlar onun yüzünden. Bak Ozan adına senden özür diliyorum aşkım benim, lütfen. Hayır, beni sevmeyecekler. Hiçbir zaman sevmeyecekler beni. Nefret ediyorlar. Hayır, hayır, hayır. Seni tanımıyorlar onun yüzünden, onun yüzünden. Seni tanıyınca, senin ne kadar güzel bir kalbin olduğunu görünce her şey değişecek tanem. Bana inan bana, lütfen güven bana. Lütfen ağlama. Canım benim, bir tanem benim. Lütfen. Ya ben zaten aylardır doluyum Nazo. Aylardır içime atıyorum, babamın yaptığını hazmedemiyorum. Yeter Ozan, yeter. Nasıl yeter ya? Haksız mıyım? Haksızsam söyle. Tamam, haklısın. O kadın gelmemeliydi. Geldiğinde de bağrımıza basacak halimiz yoktu ama senin yaptığın... Ya o kadın durumu ne kadar kötü diye görmeye geldi. Annem ölürse parti verecek çünkü. Adak adamıştır o kadın Nazo, adak. Güzide Enersoy ölsün diye adak adamıştır. Allah korusun ya. Ne biçim konuşuyorsun? Ama annem bir iyileşsin, bir gözünü açsın. Asla boşanmayacaksın. Bu adamı sürüm sürüm süründürmezsen ben de senin oğlun değilim diyeceğim. Görürsün. Bu adam dediğin kişi baban, baban. Baban hakkında böyle konuşamazsın. Sen doğru dürüst bir baba olsaydın da kendine adam dedikmeseydin. Hastane burası, ne yapıyorsunuz ya? O kadını bir daha bizim etrafımızda görmeyeceğim. Hiçbirimizin, hele annemin asla. Dişimin ne yapacağını sana mı soracağım? Haddini bil. Yoksa beni daha çıldırtma. Ya sen hala yeşim mi diyorsun ya? Yeter, yeter. Ya yeter annem içeride. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Ne olur baba yapma, git. Yazıklar olsun. Abiciğim gel, gel bir yüzünü yıkayalım, gel. Lütfen anne, biz hasta yapamayız.
annem ölürse... ...benim gibi beceriksiz bir oğlu olduğunu bilerek gidecek. Kızacağım artık Ozan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ben bu sefer başardım mı sandım ya? Bu sefer annem benimle iftihar edecek. Bana aferin oğlum diyecek sandım. Ama yine olmadı. Kader de şansla benimle uğraşıyor ya. Artık düşünme bunları, tamam mı? Sadece annem gözünü açsın istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İyileşecek bir tanem. İyileşecek anne. Yine güzel sofralar kuracağız. Eğleneceğiz, güleceğiz. İyileşecek değil mi? İyileşecek tabii. Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Tamam. Yani o kadın buraya gelmese iyi olurdu ama senin babanla... Bana baban deme. Baban deme bana. Dinle beni. Sen o kadın üzülsün istiyorsun değil mi? İstiyorum tabii ki de. Üzülsün, kahrolsun, kebersin istiyorum. Tamam. O zaman babana sahip çıkacaksın. Uzaklaştırmayacaksın kendinden. Ben niye bu aileye ait değilim diye hissettirmeyeceksin. O kadının kucağına itmeyeceksin. Tam tersini yapacaksın Ozan. Senin ailen biziz diyeceksin. Bak gör o zaman nasıl delirecek kadın. Onun o kocaman ailesinden söküp alamıyorum diye çıldıracak. Anladın mı? Şimdi gidip babandan özür dile. Özür. Hıncımı senden aldım baba. Annemi kaybetmekten çok korkuyorum çünkü. Ben de çok korkuyorum Ozan. Annen benim ışığımdı. 30 yıldır yolumu aydınlatıyordu. Onu kaybedersem ne yaparım ben? Zaten kaybettim baba. Farkında değil misin? Farkındayım oğlum. Farkındayım. Zamanı geri verseler... ...bu hatayı yapar mıydım sanıyorsun? Thank you.
Güzide. Şimdi düşünüyorum da ilk ne zaman karşılaşmıştık seninle? Uykusuz bir İstanbul sabahında Beyazıt otobüsüne yetişmek için koşarken köşeyi dönünce burnuma çarpan nergis çiçeklerinin kokusunu duyar gibi olmuştum seni ilk gördüğümde. Ah Güzide. Seni düşündüğümde içimde bir gemi batıyor. Onlarca fotoğraf, binlerce yürek ağrısı, onulmaz bir sız. Hala taşınan, taşınması gerekli mi olan yığınla mektup. Daha burada mısın? Birazdan çıkacağım abi. Sen git istersen. Bekleme beni. Acelesi yok, çıkarız. Mustafa'ya gözün aydın dedim mi? Niye diyeceğim? Torun olmuş ya, kızının bir oğlu olmuş. Ha. İyi, ararım bir göz aydın yaparım onu. Kızı İpek'le akrandı. İki gün arayla doğmuşlardı. Hatta rahmetli Selma bir keresinde yaş günü yapmıştı ikisine. 8 yaş mıydı, 9 yaş mıydı? 11'di abi. 11 yaşındaydı. İpek'in ortaokula başladığı yıl. Oğlum arıyor. Oğlum, kızım. Sezai amca. Ne oldu kızım, bir şey mi var? Annem. Annem trafik kazası geçirdi. Ne diyorsun kızım? Durumu nasıl peki? Çok ağırmış. Uyutuyorlar Sezai amca, beyninde ödem oluşmuş annemin. Doktorlar ne diyor kızım? Uyanmayabilir diyor. Uyanmasa ne yapacağız Sezai amca? Kız, sakin ol kızım önce. Hastanenin konumunu at bana, tamam mı? Sakin ol kızım. Abi ben İstanbul'a gideceğim. Tamam mı? Son uçağa yetişeyim. Al şu paltoyu da Sezai, paltoyu al. Oraları soğuk olur. Sağ ol abi. Ararım abi seni. Tamam. Yani şimdilik kıpırdatamıyoruz. Yani bir 24 saatin geçmesini bekliyoruz tabii. Şu Amerika işini düşünüyoruz o zaman. Nasıl istersen. Sen bu gece burada mısın? Aa, evet buradayım. Şu kritik saatler bir geçsin. Bütün gece Güzide'nin başında olmana eşim bozulmasın. Hayır canım, niye bozulsun ki yani? Hatta kendisi dedi git yanında kal diye. Anlayışlı davranmış. Bravo. Bir şeye ihtiyacın olursa haber hemen yeterli biliyorsun. Sağ ol Oltancığım. Sağ ol. Hadi bekleme beni. Sen geç. Tamam. Ben giderim. Tamam canım. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kendini istemiş. Külahımı almaktım. Keşke gitmeseydim Burcu. Ben sana dedim beni istemiyorlar. Gitmeyeyim dedim. Oğlu ağzına geleni söyledi bana. Murat sana borçlandı hayatım. Bir de o açıdan düşün. Nasıl borçlandı? Şimdi soğuk soğuk saldo diyebilirlerdi. O zaman ne yapacaktın? Soğuk yaptılar diye arıza mı çıkaracaktın? Murat seni onlara karşı savunamadı. Senin gönlünü alması gerekiyor. Eline bir fırsat geçti. Bu fırsatı avantaja çevir. Yapma Allah aşkına Burcu'ya. Ne avantajı? Anne, seni kim üzdü, babam mı? Kimse üzmedi beni aşkım. Gel yanıma. Gel yanıma, gel. Hmm.
babam seni çok üzüyor değil mi anne? Hayır anneciğim, hiç üzer mi babam beni? Üzülme ne olur anne, sen üzülünce ben de çok üzülüyorum. Üzülmüyorum anneciğim, üzülmüyorum güzel kızım. Gel, gel yanıma biraz gel. Ha? Ya bak, bak. Her şeyin en iyisinden almış. Aferin. Çok gözüme girdi bizim damat. Değil mi? Sen de sevdin bu çocuğu. Vallahi ben de çok seviyorum. Vallahi inşallah. Bizim huysuz bezdirmez bari çocuğu. Nasıl yani? Oğlum geçimsizdir Nazo. Bilmiyor musun? Ama ablama çekmiş. Doğruya doğru şimdi. Ablan geçimsiz mi senin aşk olsun? Geçimli mi? Ya ben ablamdan yediğim fırçayı kimseden yemedim bugüne kadar. Küçüklüğümden beri hep bir fırça. Hak etmişsindir oğlum. Ablan niye fırça atsın sana boş yere? Canım ya. Bir an önce kendine gelse de keşke hepimize fırça atsa. Özellikle de seni iki kat fırçalasa. İnşallah ben olsun. İnşallah. İyileşecek değil mi? İyileşecek tabii. Gene fırça atacak bize. Sen ablanın ne kadar mücadeleci bir insan olduğunu bilmiyor musun? Ya ben ablamı çok üzdüm Nazlı. Çok üzdüm. Ya ben ne hayatımı kurabildim. Ne aileme sahip çıkabildim. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım onun için. Tamam artık ya. Aa, sakin ol, tamam. İyileşecek bir tanem. Tamam, ağlama. Ağlama artık, tamam. Oğlum cidden gitmeyeyim. Bak aklım sende kalacak. Gitmeyeyim. Yapma. Git ne olur. Ne olur. Biliyorum senin bir sürü toplantın var, işin var. Ne olursun Tolga git, tamam. Aklım sende kalacak ama. Kalmasın. Kalmasın. Ben iyiyim. Kalmasın. İyi şimdi ben boynum nasıl? İyi. İyi gerçekten iyi. Merak etme. Elim uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Tolga git hadi lütfen. Ne olur git lütfen. Haber vereceğim ben sana sözlerimi. Sen bekleme, ben giderim. Bekleme sen. Git ama, tamam mı? Tamam. Kötü bir şey yok değil mi? Uyanması için ilaç veriyorlar. Ha, uyanacak mı yani? Uyanacak mı annem? Ne zaman uyanıyor? Bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Bir şey söylemek çok zor Tarık Bey. Bekliyoruz. Ümidimiz iyileşmesi yönünde. Yeşim, canım sana bir link yolladım. Ne linki? Sen bir bak, sonra konuşuruz. Hadi. Astral rehber Madame Dalida.
Bu ne şimdi ya? Canguri yolculuğu araya giren Karaçalıları etkisiz hale getirmekte en etkili olan astral seyahattir. Madame Dalida tarafından astral enerjiler vasıtasıyla yapılır. Ancak tehlikelidir. Karaçalı olarak gösterilen kişinin hayatını kaybetmesi ihtimali vardır. Bu nedenle canguri astral seyahati talep edilmeden önce dikkatle düşünülmesi tavsiye edilir. Oğlumun geldi. Duyuyorsun değil mi? Ha? Duyuyorsun. Anne. Ben çok özür dilerim. Yani ben sana yalan söyledim. Hem de bir değil bir yalan söyledim ben. Çok özür dilerim. Yapamadım anne. Olamadım. Senin kadar cesur olamadım mı? Söyleyemedim sana. Tanıtıldığımı söyleyemedim. Erasmus'a gitmediğimi söyleyemedim. Ne olur affet beni. Sana yalvarıyorum, beni affet. Ben çok korktum. Çok korktum anne. Beni affetmezsin sandım. Benden nefret edersin sandım. Ben çok korktum. Ben hata yaptım. Düşünemedim. Çok özür dilerim. Hatırlıyor musun? Sana Erasmus'u kazandım dediğimde ne kadar sevindin. O kadar mutlu oldun ki anne. Ben diyemedim. Gitmeyeceğim diyemedim. Yalanlar söyledim. Yani ben sizin verdiğiniz parayla New York'ta bir dans okuluna kayıt yaptırdım. Kızardın biliyorum ama sonra beni affederdin. Ben düşünemedim, çok pişmanım. Anne, benim sana ihtiyacım var annem. Benim sana... Bana sarılmana ihtiyacım var. Ne olur uyan. Sana yalvarıyorum, uyan. Sarılalım anne, ne olur. Annem. Anne. Anne ne olur. Hadi kalk. Benim sana çok ihtiyacım var. Bana bakmana çok ihtiyacım var anne. Sarılmana çok ihtiyacım var. Annen ne olur. Kız, hadi her şeyi yap. Bağır, çağır ama sonra hep sarıldın, yine sarıl. Anne kalk, istediği kadar sinirlen bana. Hiç önemli değil ama ne olursun kalk. Bağır, çağır. Sen yeter ki uyan, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, dans etmeyeceğim, ben hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ki kalk, ne olursun kalk, ne olursun.
Hoş geldiniz Oltan Bey. Ne haber çocuklar? Bir yaramazlık var mı? Yok Oltan Bey. He. Merhaba Altan Bey. Lara. Nasıl girdin içeri sen? Bence adamlarınıza cepten interneti yasaklamanız lazım. Oraya dikkat kesiliyorlar. Başka hiçbir şey görmüyorlar. Öyle mi? Yatınız çok güzelmiş. Bayıldım. İlk defa görmüyorsun. Daha önce de geldin. Doğru. Ama o zaman sizden korkuyordum. Çok dikkat edememişim. Şimdi korkmuyor musun? Bence siz korkulacak bir adam değilsiniz. Emin misin? Eminim. Sizi bir ziyaret etmek istedim. Nereden icap ettin? Biz gidemedik de bilin istedim. Gidebileceğinizi mi zannediyordunuz? Bizi koyduğunuz odaya motorun çalışmadığını biliyor muydunuz? Motor çalışıyordu. Benzin yoktu. Niye? İyi. Balıkçılar sağ salim sizi karaya çıkarmışlar. Çıkarmayabilirlerdi. Hı? Şimdi söyle. Neden geldin? Nefes alamıyorum. Konuşursan alırsın ha? Söyle. Kaan gönderdi. Kaan mı gönderdi? Canına mı sadık ha? Neden gönderdin? Oltan denen adam arabamı aldı. Git onun yerini öğren dedi. Nasıl öğrenecekmişsin? Çok güzel bir kızmışım. Benim cazibeme karşı koymak çok zormuş. Git. Oltan'ı baştan çıkart dedi. Arabanın yerini öğren. Sence? Sen ne düşünüyorsun? Hani senin cazibene kapılmamam zor mu? Ha? Konuş ya. Korkma. Bence sadece siz isterseniz olabilir. İster misiniz? Haklısın. Sadece ben istersem olur. Nasıl girdi bu içeri? He? Kamerama kadar nasıl girdi? Bir şey soruyorum. Biz hep buradaydık Oltan Bey. Buradaydınız da nasıl girdi oğlum? Yemin ederim benim suçum yok. Kaan yap dedi. Yapmazsan seni öldürürüm dedi. Ben çok korkuyorum. Ne olur kurtarın beni. Öldürecek beni. Olur. Bana ne kızım senin hayatından? He? O Kaan şöyle arabasını dolap derideki parçacıklardan toplayabilir. Ortalıkta da fazla dolaşmasın. Her yerde polis onu arıyor. Tamam? Hadi. Çantam içeride. Çantasını verin. Özür dileriz Oltan Bey. Bir anlık dikkatsizliğimize gelmiş. İbo, neredesiniz? Hemen tekneye gelin. Bir şey içer misiniz? Kahve yapabilirim. Yap! Buyurun Oltan Bey. Kim kefil oldu bunlara? Reşit. Ne? Şimentocu Reşit. Ha, Reşit. Reşit'in hesabını hemen kesiyorsunuz. Bir daha da şantiyeye girmeyecek. Bunları da götürün. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yürü. Geç. Thank you.
Güzide. Anlatılmamış rüyalar açılmamış mektuplara benzer derler. Ben açayım o zaman. Mutlu, coşkun, şaşkın ve kederli bir gecenin ardından içimden geçenleri yazmak için oturdum masaya. Güzide, ben seni aslında, yani şimdi nasıl söylenir bu bilmiyorum ki. Belki şöyle anlatmalıyım. Yani bir çocuğun elinden aldıkları oyuncağın ardından bakışı vardır ya. Ya da bir kuğunun beyaz ve muhteşem boynuyla suya dalışı. Bir ışığın kopup bir yerlerden kaybolurken tekrar başka bir yerden yeniden doğuşu gibi bir şey. Güzide, nasılsın? Ben buralardayım. Avanos'tayım. Bir şair abim dediği gibi, dahasını aklım almıyor, dahası kaos. Bir seni biliyorum. Bir de içimde bir yerlerde durmadan kanayan Avanos. Neyse. Niye anlatıyorum ki bütün bunları manasızca? Özlem, hüzün belki de. Bilmiyorum. Aç be eşim, aç hayatım ya. Heh, gel canım, gel. Eline sağlık. Açtım linki. Bak. Şimdi bu cadının bir adet fotoğrafı, doğum tarihi, anne baba adı. Nereden öğreneceğim ben bunu? Öğreniriz hayatım. Bir tane şahsi eşyası, nasıl şahsi eşya? Yani ne bileyim işte toka olur, çorap olur. Kendine ait bir eşyası. 2 adet saç teli. Burcu, ben saç telini nereden bulayım? Ya buluruz Yeşimciğim, dur. Biri kırmızı, biri siyah. 2 adet uğur taşı, 1 adet kamış kalem. Fındık isinden yapılmış siyah mürekkep gerekmektedir diyor. Yok Burcu, ben bunları bulamam. Yeşimciğim, bunları sen bulmayacaksın zaten. Bunlar Madame Dalida tarafından temin edilecektir diyor, bak. Sen sadece neyi buluyorsun? Sen sadece şahsi eşyası, 2 adet saç teli, anne baba adı, bu kadar. Bir arkadaşım o kadar memnun kaldı ki eşim. Bir ara konuş, istemezsen şey yapmasın, vazgeçersin. İyi, arayayım bari. Şurada numara.
Buyur anneciğim. Sağ ol tatlım. Asra rehber Madame Dalila'nın telefonu. Merhabalar. Ben Madame Dalila'yla bir konu hakkında konuşacaktım da görüşebilir miyim acaba? Madame Dalila astral yolculukta şu an. Şimdi görüşemezsiniz. Ne zaman görüşebilirim? Hatta yüz yüze görüşsek çok iyi olur. Bükreş'te misiniz? Hayır, niye? Biz Bükreş'teyiz çünkü. Madame Dalila Bükreş'te yaşıyor. O zaman nasıl yapacağız astral rehberliği? Online, görüntülü arıyorsunuz. Aa, oluyor mu öyle? Tabii, bugün mü görüşmek istiyordunuz? Online'sa olur tabii. O zaman ben bir bakayım çünkü Madame Dalila çok yoğun. Günde en fazla iki kişiye rehberlik ediyor. Ne kadar beklerim? Ben bir programa bakıyorum. Birisi randevusunu ertelediği için bugün görüşebilir sizinle. Ay çok iyi olur. Çok iyi olur. Ne olur beni bekletmeyin. Peki bir şey daha soracağım. Ücreti ne kadar? Siz hangi seyahat için aramışsınız? Canguri seyahati. Yalnız o oldukça pahalı bir seyahattir. Etkisi çok güçlü olduğu için. Ne kadar? $1000. $1000 çokmuş. Benim bir düşünmem lazım. Tabii siz düşünün. Yalnız ücreti bugün yollamazsanız 2 ay sonra randevu yazabilirim. Ya bir şey soracağım. Kredi kartına taksit yapabiliyor musunuz? Evet, 8 taksit yapıyoruz. Bir de ekstrede yazmaması gerekiyor astral seyahat diye. Çok önemli. Eşinin haberi yok. Yok yok, hiç problem değil o. DL'de psikolojik danışmanlık olarak kesiyoruz. Tamam. Nasıl yapalım o zaman? Yazayım mı? Yani bana biraz ücreti yüksek geldi. Ben bir düşüneceğim, arayacağım sizi. Düşünecekmiş. Düşünsün bakalım. $1000 çok Burcu. Çok mu? Yeşim seni ne kadar büyük bir dertten kurtaracağını farkında mısın? Ayrıca taksit de yapıyor kredi kartına. Murat ekstrede görünce ne diyeceğim peki? Bunaldım diyeceksin hayatım. Psikoloğa gittim diyeceksin. Ne var bunda? Ya sen çektiklerini ne kadar hızlı unutuyorsun. Neler çektin? Daha dün yaşattıkları bile yeter sana. Gerçekten işe yarayacak mı? Aa, yarıyor diyorum Yeşim. Yok. $1000 çok Burcu. Sen bilirsin Yeşim, ne diyeyim? Ozancığım. Hadi ye biraz şunlardan. Yok, biz tamam. Olur mu öyle şey? Senin güçlü olman lazım. Yer misin lütfen? Göm dayıcım ya. Annen uyandığında zımba gibi görsün seni. Ver, ver. Efendim Oltan amca. Ozan nasılsın? Annen nasıl? Durumda bir düzelme var mı? Henüz yok. Bekliyoruz. Düzelecek. Merak etme. İnşallah. Ozan. Seni alayım bir şantiyeye gidelim ha. Kafayı dağıtırsın. Hem seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Olur. Tabii. Tamam. Görüşürüz. Efendim Murat. Aşkım, evde misin? Nerede olacağım başka? Öykü'yü okula gönderdin mi? Yok, daha göndermedim. Gönderme, gönderme. Yarım saate kadar sizi almaya geliyorum. Yeni evimize bakmaya gideceğiz. Yeni evimize mi? Tam hayal ettiğin gibi bir ev buldum bir tane. Nasıl hayal ettiğim gibi? Gidince görürsün canım. Bayılacaksın villaya. Neyi hayal etmişsin Yeşim? Bayılacağım bir villa buldum. Evi gezelim dedi. Tam hayal ettiğin gibi. Vay. Çok güzel. Ya Öykü'ye 5 dakika bakar mısın? Ben bir duşa girip geleyim. Tamam tamam, bakarım ben Öykü'ye. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Öykü!
Pembe elbiseni giy anneciğim. Allah'ım gerçekten çıldıracağım. Ya villada oturmak senin neyine ya? Babana Güzide'yi Amerika'ya götürelim dedim. Kımıldatamayız dedi. Evet. Uyanmasını bekliyoruz. Çok korkuyorum Oltan amca. Korkma. Uyanacak. Annem yoğun bakımda. Yanında olmak istiyorum diyorsan. Ha? Yo. Nazan teyze arar bir şey olursa. Hem oğlum da annemin yanında zaten. Benim biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Peki. Ne düşünüyorsun? Para yoldukla devam mı edeceksin? Yok ya. Kapısından geçmem bir daha. Tehlikeli yer. Başka iş arayacağım mecburen. Arama. Benimle çalışmak ister misin? İsterim tabii. Çok isterim Oltan amca. Benim güvenebileceğim bir sağ kola ihtiyacım var Ozan. Çantiyelerde gözüm kulağım olacak. Kim ne dümen çeviriyor fark edecek. Her şeyi bana rapor edecek birine. Yani muhbirlik gibi bir şey mi? Yok. Oğulluk gibi bir şey. Tolga inşaatçı değil. Olsaydı sağ kolum olurdu. Ama istemedim. Kendi yolunu seçti. İşlerime oğlum gibi sahip çıkacak birini arıyorum. Ha, anladım. Sen de benim oğlum sayılırsın. Elimde büyüdün. Baban çok yakın arkadaşım. Bu işe beni uygun gördüyseniz onur duyarım Oltan amca. Gördüm tabii. İş hayatında çok acemiliklerin oldu Ozan. Yanlışın çok. J-Coin işi falan gereksiz bir atılımdı. Ama anlıyorum seni. Özünde düzgün bir çocuk olduğunu biliyorum. Sana güvenebilirim değil mi? Tabii ki. Ne demek? Ne? Hoş geldiniz Oltan Bey. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Refik? Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok efendim. Her şey plana uygun ilerliyor. Bu seçtiğimiz camlar yarın gelecek. En fazla 2 haftaya kadar da bu dış cephe biter. Güzel. Program aksamasın. Hoşuma gitmez biliyorsun. Aksamayacak efendim. Çok dikkatliyiz. Refik Bey yüksek inşaat mühendisi. Şantiye şefimiz. Ozan da inşaat mühendisi. Bizimle çalışacak. Öyle mi? Ozan Yenersoy. Memnun oldum. Ozan hep masa başı işlerde çalışmış. Şantiye tecrübesi yok. Sahada olmak istiyor. Senin yanında sahayı öğrensin diye getirdim. Ne dersin? Tabii memnuniyetle. Öğrenecek çok şey var Ozan. Bu işte ilerlemek istiyorsan Refik Bey'in tecrübelerinden faydalan. Elimden gelenin fazlasını yapacağım Oltan Bey. Göreceksiniz. Bana bu şansı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Diğer şantiyeleri de görsün Ozan. Tüm detayların üzerinden geçin. Siz isterseniz Ozan'la planların bir üstünden geçin. İş akışını iyice öğretin. Tabii ki. Okay. Buyurun Ozan Bey. Hadi. Ozan çok yakın bir arkadaşımın oğlu. Senin şirketinde yetişsin dedi, çok ısrar etti. Ben de bir şans verdim. Akıllı bir çocuğa benziyor Oltan Bey. Öyledir. Torpilli falan değil ona göre. İşi öğrenmek istiyorsa öğrenir. Öğrenmek istemiyorsa kapışırdı. Tamam? Tabii, merak etmeyin.
Bir yanlışını görürsen sakın saklama. Bana hemen söyle. Tamam? Tabii, söylerim. Hadi, kolay gelsin. Hoşça kalın. Burcucuğum, senden bir şey rica edeceğim. Kombici gelecek de bakıma, sen halledebilir misin? Olur, hallederim. Ver. Çok teşekkür ederim. Sana zahmet olacak ama. Ne demek, ne zahmeti canım benim. Hallederim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Merak etme sen. Merhaba. Buyurun. Ben bir anahtar çoğaltmak istiyorum. Alayım anahtarı. Hemen yap. Yeşimciğim, hazırlandınız mı bir tane? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ev bakmaya gideceğiz dedim ya. Ya bakmayalım, boş ver. Gerçekten hem tadımız yok. Aşkım tamam. Dün akşam üzüldüğünü biliyorum. Ozan ayıp etti. Anneciğim sen tuvaletini yaptın mı? Hadi yolumuz uzun. Hadi. Ama sen karının yanında kaldın. Çocuklarımın yanındaydım. Karımın değil. Ayrıca benim karım sensin. Bunu bir kere daha söyletme lütfen bana. Bak Yeşimcim, Yeşimcim, aşkım. Çocuklarım yokmuş gibi davranamam ben. Kabullenmek zorundasın. Çocuklarım beni kabullenmiyor ama. Dün Ozan'ın hakaretlerini duydun. Aşkım benim. Annesi ölümle pençeleşirken kendini kaybetti. Bak ayrıca ikisi de kabullenecekler senin benim karım olduğunu, Öykü'nün kardeşleri olduğunu. Göreceksin. Güven bana. Hadi bir tanem. Hadi gidelim. Lütfen. Söyle Numan abi. Necati arar birazdan, ne diyeyim? Ben aradım abi Necati. Duruşmayı ertelediğimi söyledim ben ona. He tamam. Numan abi. Ben yarınkileri de erteledim. Öbür günküleri de erteledim. Sen duruşmaları dert etme. Bu akşam gelmeyeceksin o zaman. Yok gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim abi. Güzide de gözünü bir açsın önce. Ondan sonra. Numan abi hayırlı günler. Beni İstanbul'da vurdular. İstanbul'da bir akşam beni yıldızlara sordular. Işığın ve suyun aşkına de ki bana bu avanoslu çocuk. Sığar mı bir yıldızın koynuna? İyi biliyorum. İstanbul bir akşamüstüydü. Ellerimde bir tutam gökyüzü vardı. Gözlerimde tuzlu sular. Doğrusu beni sebepsiz vurdular. Bu avanoslu çocuk, bu zehir zemberek soluk. İstanbul'a kurban gitti. Ah o çocuk. Düşlerine kurban gitti. İstanbul'da iki şantiye var. Hangisini istersen orada çalışırsın. Öbür şantiyenin de şefi siz misiniz? Kartal abi oranın şefi.
Ama hastalandı. O gelene kadar ben bakıyorum işte. Senin saat tecrüben hiç mi olmadı ya? Yok ya, oldu da. Yani öyle pek fazla değil. Oltan Bey'de inşaat çok. İlla birinde çalıştırır seni. Çok mu çalıştırır? Oltan Bey iyi bir patron mudur? Ben pek tanımıyorum çünkü babamın uzaktan arkadaşı. Ha, iyidir Oltan Bey. Ama işin iyi yapılmasını ister. Zamanında yapılmasını ister. Ha, çok çalışacaksın. Çok çalıştırıyor yani. Haliyle. Refik abi! Hala açmadı gözünü. Bekliyoruz öyle. Doktor ne dedi? Hiçbir şey. Bekleyeceksiniz dedi. Böyle elim kolum bağlı beklemek o kadar zor ki Tolga. Tamam, merak etme. Gücü de teyzecek, çok güçlü bir kadın, iyileşecek. Benim de bir toplantım kaldı zaten, iptal edemedim onu. Ama kısa keseceğim. Hemen geleceğim yanına. Gelme. Gelme, senin işlerine bak. Zaten gelsen de bir şey yapamazsın ki. Böyle bekliyoruz işte. Haber vereceğim ben sana. Tabii ki geleceğim böyle bir durumda oğlum. Ayrıca Güzide teyze bir tek senin annen mi? Hayırdır? Senin de mi anne? Sayılır. Ben onu Fahri annem ilan ettim. Annemin haberi var mı peki bundan? Onun bilmesine gerek yok ki. O da çok seviyor biliyor musun seni? Bir şey istiyor musun gelirken, bir şey lazım mı? Seni istiyorum. Sen beni istiyorsan ben daha ne isterim ki? Tamam, gelirken haber veririm ben sana o zaman. Bu arada okul geri döndü mü raporuna? Yok, bir şey söylemediler, daha dönüş yapmadılar. Bir dakika. Anneniz uyanmış, gözünüz aydın. Ne? Annem uyanmış. Uyandı mı? Annem uyanmış. Kapat annem uyanmış. Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hakime Hanım, nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Hastanede. Kaza geçirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Evet. Araba sürüyordum. Evet, telefonum çaldı. Sonra telefon bir ara yere düştü. Onu ararken... sanırım hakimiyetimi kaybettim. Telefonum çalıyordu. Telefonum mu çalıyordu? Oydu. Anne. Geldim bak, ben buradayım. Biri sarmıştı. Organize şubeye gidiyorum. Ozan işin silahlı adamlar bastı. Ozan iyi mi? İyi. Ozan iyi mi? Hayır. Ağlama, yemin ederim çok iyi anneciğim. Vallahi çok iyi, ağlama ne olur. Yorma kendini, çok iyi. Doktorum, bir şeyim var mı benim? Şu şekilde konuşabildiğinize göre önemli bir şey yok Hakime Hanım. Gayet iyisiniz. Ay. Gel bakalım aşkım. Baba, niye geldik buraya? Villa beğeneceğiz güzel kızım benim. Villa ne demek? Kocaman bir ev demek anneciğim. Harika bir ev demek. Saray demek.
Ay Murat ya, gerçekten villa mı alacağız? Tabii ki hayatım. Hadi gezelim. Hadi. Gel. Kolay gelsin. Ay inanamıyorum. Güzel kızım, evimizi beğendin mi? Çok beğendim. Ne zaman taşınacağız? Ay gerçekten ne zaman biter burası Murat? Hayatım en fazla 6 ay sürer. Tabii özel taleplerimiz olmazsa. Ay olacak ama değil mi? Ben mutfağı gönlüme göre olsun istiyorum. Hayatım ne istersen öyle olacak. Tarık Bey kusura bakmayın, geciktim. Bir müşterim vardı. Önemli değil, önemli değil. Gezmek ister misiniz? Ay tabii ki çok isteriz. Bir de biz size bir şey soracağız. Bizim bazı özel taleplerimiz var. Mutfak, banyo gibi. Onları yaparız değil mi? Tabii ki. Olabilir tabii ki. Efendim kızım. Babaannem uyandı. Uyandı mı? Çok sevindim. Çok sevindim. Murat hadi gezmeyecek miyiz? Peki kızım şimdi durumu nasıl? İyi mi? İyi. Çok şükür çok iyi. Doktor çok iyi dedi. Hadi gel. Hadi gel. Uyandı gel. Harika. 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 Ben hemen geliyorum tamam mı? Hepiniz orada mısınız? Buradayız. Hepimiz buradayız. Bir tek Ozan yok. Tamam. Hemen onu ara. Annem uyandı de. Kim uyandı anne? Masaldaki cadı kızı. Gel. Kapatıyorum ben. Tamam mı? Hemen geliyorum. Niye surat yapıyorsun gene? Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Ya hayatım ev burada kaçmıyor. Tekrar geliriz. Yani bu kadar surat yapacak ne var? Bak anneleri uyanmayacak diye korkudan ölüyordu çocuklar. Uyanmış işte. Niye gitmeyeyim? Git git koşa koşa git. Hatta sen ne yapıyorsun? Bize bir taksi çağır. Biz onunla gidelim sen karına yetiş. Eşim. Ne yeşim ya? Çocukların 5 yaşında mı senin onların peşinden koşturup duruyorsun? Ölmemiş ki. Gözünü açmış. Allah Allah. Öykü'yü okula göndermedin. Bizi buraya getirdin. Bir kat yukarı çıkmadan götürüyorsun geri. Tamam gel gezelim ya. Ondan sonra giderim. İstemiyorum. Ay Allah'ım ya. Nasıl ya? Abi, anne. Annem uyandı gel hadi. Gel uyandı içeride uyandı koş. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Geliyorum, geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Gel, gel seni görsün. Gel, koş. Annem yoğun bakımdaydı da bir kaza geçirdi. Uyutuyorlardı, uyanmış. Gözün aydın o zaman. Sağ olun, çok sağ olun. Uf, dünden beri kendimde değilim. Oltan Bey geldiğince ben de kafam dağılsın diye. İyi, iyi. Oh. Hemen gönderelim seni. Rami! Oradan çıkarın araç bir tane. Gözümü boyamak için getirdin değil mi buraya? Evine varmayacaksın. Saçmalama. Nereden geliyor böyle şeyler aklına ya? Neden gözünü boyayayım senin? Ne oldu? Bir şey yok. Birine benzettim de. Ozan sen geç. Hemen acil hastaneye götürüyorsunuz Ozan'ı. Tamam. Sağ ol Refik abi. Abi diyebilirim. Tabii. 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 Sağ ol. Hoşça kal. Güzel kızıma akşam gelirken pasta alayım mı? Eve gelecek misin ki? Niye kandırıyorsun çocuğu? Ne kandırması canım? Geleceğim tabii. Yürü kızım. Yeşim. Ne Yeşim? Hadi, hadi git Güzide'ne koş, hadi. Bak Yeşimciğim saçmalıyorsun ama. Kaç senedir çocuk eğler gibi eğliyorsun beni. Ben mi saçmalıyorum? Bizimle oyun oynamayı bırak artık. Bir şey yapacağın yok bari hayallerimizle oynama. Bir kat bile gezmedik Burcu. Salona bile bakmadık. Villa inşaat halinde içeride birkaç kişi çalışıyor. Satış elemanı geldi bana şu broşürü verdi. Gelin gezdireyim size de o sırada telefonu çaldı beyefendinin. Karısı uyanmış. Aman Allah'ım bir sevinç, bir mutluluk. Gözün aydın babacımlar. Geliyorum hemen. Aa, adam sevinçten yerinde duramıyor ya. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani şurada çiçek gibi karısı varken genç, güzel, fıstık gibi...
kadın da ne arıyor, ne buluyor? Yok. Ben arayacağım Madame Deliza'yı. $1000'sa $1000. Versin parasını. Biz kolağa gidiyorum diyeceğim. Moralim bozuk çünkü. Yani bence de. Hadi ara. Gel. Anne, sabahki kadın arıyor. Aç aç, konuş. İnmiyoruz değil mi rakımı? Yok canım. İyi söğüşleriz biz bunu. Alo. Alo, merhabalar. Ben Madame Dalida ile konuşacaktım. Siz sabahki arayan hanımefendisiniz değil mi? Madame arayacağınızı tahmin etmişti. Öyle mi? Saatini bile söyledi. Çok sıkıntılıymışsınız siz, öyle dedi. Tahmin etti demek. Hı hı. Hangi seyahatti? Ben Canguri seyahati yapmaya karar verdim. Zor seyahat. Zor derken? Ağır bir seyahattir yani. Yani yapmamızı tavsiye etmiyor musunuz? Yok, malzemeleri tam hazırlamanız lazım. Aksi takdirde etkisini göstermez. Yok, ben onu halledeceğim. Tamam o zaman, siz malzemelerinizi hazırlayın, ödemeyi yapın, gerisini adam halleder. İnternette yazan malzemeler değil mi? Şahsi eşya, 2 adet saç teli. Evet, yalnız saç teli 2 tane olacak mutlaka. Ya gerçekten bir yararı olur değil mi? Tabii ki. İnternet sitemizdeki referanslara bakın isterseniz. Madame Dalida'nın bir danışanını arayabilirsiniz oradan. Tamam. Ben kredi kartımı getireyim. Esra. Sezai abi, hoş geldin. Ben de seni arayacaktım. Kötü bir şey mi oldu kızım? Yok yok. Hakim Hanım gözlerini açmış da ona haber verecektim. İyi yani. Evet evet. Çok iyiymiş. Doktor Hanım'la konuştum. 1-2 güne çıkar diyor. Çok iyi. Kızım çok zahmet verdim ben sana. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek Sezai abi? Her zaman. Sağ olasın. Hakim Hanım büronda fotoğrafı olan arkadaşındı değil mi? Hukuktan. Evet. Tahmin ettim. Sen burada mısın daha? Yok, döneceğim kızım Avanus'a. Babanı mutlaka görürüm ben. Var mı söyleyeceğin, ileteceğin bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Selamımı ilet yeterli. Tekrar teşekkür ederim. Her şey için sağ ol. Ne demek, rica ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür. Annem, bak. Bak herkes burada. Ozi de geldi. Çok iyi. Güzeşim, canım. Hasan'ım, canım arkadaşım. Bana geliyordun değil mi? Organize şubeye. Onun için hızlı yaptın. Yok be oğlum. Benim dikkatsizliğim sonuç oldu. Ne olur kendini bunun için üzme. Güzel'le. Uyarmışsın. İyisin. İyiyim. Sağ ol Tarık. Tarık, niye ağlıyorsun? Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Thank you.
biraz fazla kalabalık değil misiniz? Evet. Evet, haklısınız. Özür dileriz Hemşire Hanım. Hadi önce siz çıkalım. Anneciğim, buradayız. Tamam. Ben odama ne zaman çıkıyorum Hemşire Hanım? Doktor size gereken bilgiyi verecektir. Sağ ol Tarık, ayağına sağlık. Zahmet etmişsin. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Aa. Yorgun ve titrek, titrek ve perişan bir gövdeyi artık hiç yazılamayacak çılgın bir şiire, soluk bir dipnot gibi düşürdüğüm, boz bulanık, kanlı ve ılık bir su gibi akarken ömrüm, bir türlü yıkılmayan tek şeydi belki de sevdam. Gençliğimin son sığınağı belki de. Ay niye ağladı? O anlamıyorum ki. Daha dur, sen daha çok ağlayacak o. Hep şov şov. Oğlum biraz öteye git Allah aşkına dibimde. Şu bitmedi mi? Var daha Güzide'cim, bekle. Sabret. Hadi hemşireyi çağır, bir soralım çıkabilir miyiz diye. Hadi sor, ben dayanamam ama artık bugün gerçekten. Anneciğim hayır, gitmeyeceğiz, bu bitecek, daha duracağız. Hayır, öyle kalkmak gitmek falan yok. Batıyor, her yerime batıyor bu yatak, ne olur biliyorsun beni, ben yatamam bu kadar Nazo. Gözünü sevin bari sen, hadi. Anneciğim. Güzide teyze lütfen, iyice iyileşmeden çıkmak yok, ne olur. Çocuğum vallahi çok iyiyim. Ne olur Hakime Hanım ya. Zeyno niye ağlıyorsun sen? Gel şöyle, gel. Canım benim. Sizi hiç böyle görmemiştim. Size bir şey olacaktı, çok korktum ben. Siz benim her şeyimsiniz. Ailemsiniz, annemsiniz. Ay, gel, gel buraya. Sen de benim koca kızımsın. Tamam mı? Ağlama, ağlama. Ağlama. Abla. Ne var Ümit? Ben sana güzel bir yemek yapayım. Ne istiyorsun? Hı? Söyle, yapıp getireyim. Ablacığım her şeyi yapıyorlar burada zaten. Öyle olmaz. Ben hastane yemeği yedirmem sana. Bak hafif zeytinyağlılar. Ha? Ha? Yanına bir çorba. Bak meyveli puding. Sen meyveli puding seversin. Çok seversin. Ablacığım. Güzide teyze. Aa Selin. Çok geçmiş olsun. Ben Ankara'daydım. Okul işlerimi halledip anca gelebildim. Ah canım benim, zahmet etmişsin ama hoş geldin. Daha iyisiniz şimdi değil mi? İyiyim iyiyim, merak etme. İyiyim. Oğlum bırak Allah aşkına. Hadi git şu. Söyler misin şu hemşireye, o sarışın kız var ya, ona söyle. Hadi git hani şuraya Allah aşkına. Ay Allah, bayılacağım artık yatmaktan. Yok, kimse yok evde. Teşekkürler. Thank you.
Benim cüzdanım nerede ya? Cüzdanımı aldık mı? Almışsındır ya. Abi her şeyi aldık mı biz? Eksik bir şey yok değil mi? Yok eksik bir şey yok. Bak her şeyi aldım ben. Ya Ümit abi ya, Hakim Hanım kabak tatlısını çok seviyor, ondan mı yapsak? Kabak tatlısını çok seviyor da yapmayalım şimdi. Hasta kadına hafif tatlı yapmak lazım. E tamam o zaman. Zaten bin tane şeyle uğraşıyoruz. Anahtarı ver. Ne oldu? Aman ya. Aman Zeynep ya. Ya limonu unuttuk. Ben gideyim alayım. Ya marketten sipariş veririz hadi abi. Sipariş veremeyiz marketten. Çünkü ben o market siparişini beğenmiyorum ki. Ne getiriyorlar acaba? Çürük çarık şeyler getiriyorlar. Utanırsın yani. Ben kendi elimle seçeceğim. Ondan sonra yapacağım işimi yani. Zeynep abicim sen şunları bir çıkar şimdi güzelce. Sebzeleri, meyveleri. Ben şimdi geliyorum, bir elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Tamam. Hadi Ümit abi. Geldik. Allah'ım yarabbim. Heh, çıkardın mı? Onları da ver bana. Her şey hazır mı? Her şey hazır. Hadi başlayalım o zaman. Ah. Anne arıyor. Aç. Alo. Merhabalar, Yeşim ben. Ben her şeyi hazırladım da sorun olan kişinin de kimlik bilgilerini mesaj attım. Tamamdır. Dalida Hanım müsait olunca görüntülü arayacak sizi. Tamam. Hadi bakalım. Haydi. Sağ ol. Heh, arıyor. Merhaba. Canguri seyahati Güzide ile mi yapılacak? Evet, eşimin nikahlı eşi. Bizim nikahımız yok ama yani vardı da sahteymiş. Açıklamana gerek yok. Astral alemdekiler kim olduğunu biliyor. Astral alemin yıldızları. Bir yol gösterin. Bir işaret verin. Nihayet. Yeşim.
Şimdi beni iyi dinle. Önce saç tellerini mum alevinde yak. Heh. Gel. Sonra asistanım sana bunun fotoğrafını göndereceğim. Bunun aynısını beyaz büyük bir kağıda çiz. Karaçalı'nın şahsi bir eşyasına sar. Sonra toprağa göm. Hangisi? Küçük olan. Tamam. Peki hangi toprağa, yani saksıya gömsem olur mu? Olmaz. Ya bir parka ya da evinin bahçesi falan varsa oraya göm. Zaten bir aya kalmaz. Karaçalı ya kendi rızasıyla aranızdan çekilir ya da başına bir şey gelir. Tamam mı hayatım? Madam Dalida, çok teşekkür ederim. Bana nasıl bir iyilik... Evet. Ah. Oldu bu iş. Ne diyorsun? Vallahi olacak galiba. İnşallah geberir gider. Bana artık aramızdan çekilmesi yetmez. Ah, bakalım neler olacak. Canım, Öykü'yü almaya geldim. Babası geldi. Murat, dayısınız herhalde artık. Öykü, hadi anneciğim. Baban geldi, yemek yiyeceğiz. Hoca da hastanede miymiş hala? Ay, bilmiyorum ki Burcu. Ama çıkar birkaç güne. Ya ben sana ne diyeceğim? Bu Kaşifoğlu villalarının broşürünü ben sende mi bıraktım? Yoo, bende değil o. Yanlışlıkla çöpe mi attın acaba? Herhalde. Neyse, internetten bakarım artık. Neye bakacaksın Yeşim? Birine karar vermemiz lazım dedim Murat. Çok hızlı satılıyormuş. Öykü. Hadi anneciğim gel. Baba geldi, yemek yiyeceğiz. Çok teşekkür ederim Burcu. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ozan gelmeyecek mi bu akşam? Yarın çıkacağız ya zaten, gelmeyecek o yüzden. Senin boynun nasıl oldu? İyi miyim? Gayet iyiyim. Bir çorbası yaptın. Tavuk suyuna şehriye. Bayılır. Ümit abi, duymasın. Hakimen. Hı. Hadi kalk. Ay. Günaydın. Of, dur Allah aşkına, günaydın. Ay. Güzide teyze için benden bir isteğiniz var mı? Ay yok yavrum, ayağına sağlık, sağ ol. Ne demek, bir şey ihtiyacınız olursa söyleyin, tamam mı? Tamam, teşekkür ederiz. Yavrum sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi ben içeyim. Ay ay, bırak Allah aşkına, daha neler.
Oğlum hadi sen de akşam eve git. Ben kalırım. Yok yok, ikiniz de gidin. Ben iyiyim artık. İyiyim. Ya hayır Hakim Hanım ya. Bir gece bile kalmadım refakatçi olarak. Ya Zeynep için ne önemi var? Ya benim için çok önemli. Hayır. Yani ben zaten gitmeyeceğim. Tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Kızım nasıl? Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Burada kalalım. Kalalım. Sığarız biz. Hem yarın zaten birlikte döneriz eve. Aynen. Ay Allah'ım. Oğlum çorba çok, sana da getir. Bir kaşıkla. Ben yok istemiyorum. Ya çok fazla yaptım. Hadi. Tam tadına bakarsın. İyi ver biraz. İçeyim. Ben de içeyim. Zeynep sen de bir kaşık al, sen de. Hadi. Bak yine yarım bıraktı yemeğini. Acıkınca yer canım, boş ver. Köfteleri beğendin mi? Hı hı. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Güzide Hanım nasıl? Ne zaman çıkıyor hastaneden? Soruyorum Murat. Sorsam kabahat, sormasam kabahat. Ya evde biri varsa? Biri olsa ışıklar yanık olur. Görmüyor musun? Kapkaranlık her yer. Alarm varsa? Ya alarm var da çalışmıyor. Hadi, hadi. Önce para. Ya tamam, kaçmıyorum ya. Vereceğim paranı. Prens meselesi Burcu abla. Ay. Tamam al. Tamam aldındır. Hadi. Bekle beni burada. Tamam, eldivenlerini de tak. Et. Şükürler olsun. Güzide gözlerini açtı. Bana da Avanos yolları gözüktü.
diye böyle koluma gelince iyi mi oluyorum? Anneciğim ya? Ne olur. Ozan nerede? Şey onun işi bir şeyleri vardı. Ümit. O da teslimatın bir şeyi varmış. Anne. Tamam hayatım. Anne öne otur ya. Hadi. Allah aşkına ya dur. Hadi. Kafana dikkat kafana dikkat. Ne kafan? Oylum Allah'ım ya Rabbim. Tamam bak tutuyorum kafanı ha. Boynuna dikkat. Tamam tamam ben iyiyim. İnşallah beğenir Hakim Hanım. Beğenir ya beğenir. Hakim Hanım'a orkide olsun yeter. Çikolata nerede? Burada. Ya bu arada biz gidiyoruz da ayıp olmasın. Ay niye ayıp olsun? Yani daha bugün taburcu oldu. Evine girer girmez damlamış gibi olacağız. Canım iyileşip işe gelince geçmiş olsun demeyeceğiz herhalde. Şimdi gideceğiz tabii. Zaten hasta ziyareti kısa olur. Yani 5 dakika oturup çıkacağız. Ay inşallah trafik yoktur da öğle tatili girmeden döneriz. İnşallah döneriz. İnşallah. Hadi. Geç Osman'cığım geç. Hep bir telaş. Aa Zeynep aklıma geldi. Evde yiyecek bir şey var mı kızım? Yoksa bir yerde duralım da alışveriş edelim. Hiçbir eksiğimiz yok Hakim Hanım. Her şeyimiz var. Tamam. Anne sen telefonuna baktın mı mesajlarına falan? Baktım oğlumcum baktım. Çok mesaj gelmiş. Hiçbirini açmadım. Vallahi sağ olsun herkes aramış sormuş. Şey Sezai amca mesaj atmış mı? O Avanos'tadır. Onun nereden haberi olacak da arayacak? Yo yo biliyor. Ben haber verdim aradım. Ha öyle mi? Yani hatta beni de aradı birkaç kez. Durumunu falan da sordu. Ben gelir sanmıştım da o yüzden sordum. Kızım onun davaları falan var. Adam meşgul nasıl gelsin? Tamam işte arayıp sormuş yeter. Olabilir. Aa Sezai arıyor. İyi insan lafının üzerine ararmış. Alo Sezai. Merhaba Gülcide. Kaza haberini duydum. Çok geçmiş olsun. İyisin ama değil mi şimdi? İyiyim, iyiyim. Merak etme, gayet iyiyim. Taburcu oldum, şimdi eve gidiyoruz. İyi. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Sen de oğlumu birkaç kere aramışsın. Aradım oğlumu, evet. Nasılsın bir sorayım dedim. Bir aradasınız değil mi ailecek şimdi? İşte çocuklar falan, kardeşin. Nazan da gelmiştir. Evet, sağ olsunlar beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben çok tutmayayım ya Güzide. Hadi sen istirahat et. Oyluma Nazan'a selam söyle lütfen. Sezai'nin çok selam var size. Sen de selam söyle. Onlar da çok selam söylüyor. İstanbul'a geldiğinde ararsın. Tabii ki. Tabii ki ararım. Hadi kal sağlıcakla. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ne oldu Numan abi? Niye öyle bakıyorsun? 8 gündür İstanbul'daydın. Ah abi ah. Bir kahve söyle bana abi. Haberi olduğu halde yanına gelmemiş. Tuhaf değil mi Güzide? Babamın yüzündendir Nazar. Ne yapsın adam? Gelsin bir daha mı kapışsınlar? Tamam, tamam. Konuyu kapatın artık. Ben yine de gelmesini beklerdim tabii. O ayrı. Oğlumcum, konuyu kapatır mısın anneciğim? Tamam annem. Dur ben açtım. Anne dur. Ne dur? Bak Allah aşkına ya. Boynuna dikkat et. Çekil önümden. Tamam bari destek alayım. İstemiyorum kızım. İyiyim ben. Çekil.
Güzide, yardım ister misin hayatım? Yahu bırakın Allah aşkına. Hepiniz baş hemşire kesildiniz. Yürüyün. Tamam tamam. Aa. Hadi. Tamam merdiven. Bari merdiven de tut. Hayır oğlum rica ediyorum. Koluma gitsin. Ay Allah aşkına yürüyün yahu. Şş, tamam. Lütfen yürüyün. Tamam. Buyurun. Lütfen şu çocuğa buyurun, yardım buyurun, edin. Buyurun. Teşekkürler. Hadi gelin Hakim Hanım. Şu kapıya. Aa! Ne oldu böyle? Güzide. Hakime Hanım, ne yapmışlar evimize böyle? Bir şey çalınmış mı diye bakayım mı? Yok, hırsız işi değil bu. Ne demek, ne demek değil ya? Hırsız olsa niye böyle bir şey yapsın? Bak 5 dakika oturup çıkacağız, tamam mı? Zaten yeni çıktı hastaneden. Bir de bizim çenemizi çekemez. Aşk olsun ya. Ben çok mu konuşuyorum Sevil abla? Ay sustuğum mu var acaba? Bunların kapı niye mi çıkıyor acaba? Hava alsın diyedir. Hakim Hanım tabii sıkılmıştır hastanede. Geç bakalım. Hakim Hanım. Hakim Hanım. Ne oldu Hakim Hanım? Kim yaptı bunu? Hoş geldiniz çocuklar. Burada hırsız falan mı girdi? Bilmiyoruz Ümit. Anneciğim sen de dokunma. Polisi arayalım Nazoş. Polisi arayalım. Yani gelsinler parmak izi falan neye bakıyorlarsa baksınlar bulsunlar kim yaptıysa bunu. Hayır hayır savcıyı arayacağız. Soruşturmayı başlatalım hemen. Sayın Başsavcımızı arasanız Hakim Hanım en üstten başlasa soruşturmaya. Evin hali ne böyle? Gidelim. Sen de bırak onu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler çocuk. Deli girmiş eve resmen. Her yeri dağıtmış Allah'ın manyağı. Hayır mobilyalardan ne istiyorsun? Kim ki acaba? Tanıdık biri de olabilir abi. Osman, Sevil. Bir dakika. Evet, içeride gördüklerinizi, duyduklarınızı unutuyorsunuz. Hiçbir şeye şahit olmadınız, tamam mı? Tamam. Tamam mı Hakim Hanım? Tamam. Hakim Hanım. Tabii ki. Adliyede bu konuyla ilgili en ufacık bir şeyi duyarsam çıranızı yakarım. Gözünüzün yaşına bakmam. Ya Hakime Hanım'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Bununla ilgili en ufacık bir şey duyarsa nasıl üzülür değil mi? Evet, evet. Asla öyle bir şey yapmayız. Tabii ki. Biz üzer miyiz Hakime Hanım? Hatırlamadık, görmedim. Güzel. O zaman işinizin başına. Mesai beklemez. Hadi bakalım. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Yüzü de kim yaptı bunu? Hı? Bu ne hal? Gerçekten bilmiyor musun? Bilmiyorum tabii. Bilsem sorar mıyım canım? Sence böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Bana bu kadar düşman kim var? Aa,
Yeşim diyorsun yani. Yeşim tek suçlu, Yeşim. Ya senin bu Yeşim'le kinin, nefretin ne zaman bitecek Güzide? Yani eline bir şey bassa suçlu Yeşim. Ayağın taşa çarpsa Yeşim. Yeşim, 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 Yeşim. Sen koskoca bir hakimsin ya. Yüzlerce davaya bakıyorsun. Düşmanlarından biri yapmış olamaz mı? Niye Yeşim'i suçluyorsun? Niye ona iftira atıyorsun? Anlamadım ki. Aa, Güzideciğim bak bu saatten sonra tekrar ailemizi kuramayız yani. Dur orada bir dur. Ha, seninle yeniden bir hayat kurmayı hayal ettiğimi falan mı düşünüyorsun sen? Ha? Bir daha başlamayı falan istediğimi mi sanıyorsun sen? Bak sadece güzel, genç ve kocanı elinden alan bir kadın. Tarık! Gerçekten sen beni delirteceksin ya. Gerçekten. Sen hiç aynaya bakıyor musun? Ha? Kendine bir bakıyor musun sen? Bu 30 yılda sadece ben mi yaşlandım Tarık? Sen de yaşlandın. Sen kendinin farkında değil misin be adam? Derin sularda yüzüyorsun. Haberin olsun. Ben 30 yılda bir hata yaptım. O da sonuna kadar sana inanmak. Her şeyine inandım. Aşk şiirleri diye getirdin bana. Sezai'nin şiirleriymiş yahu. Ben ona bile inandım. Sezai'yi seçseydin o zaman. O Avanoslu köylüyle evlenseydin o zaman. Keşke. Keşke onu seçseydim. Keşke o Avanoslu köylüyle evlenseydim. Bu karaktersizle evlenmek zorunda kaldım. Maalesef. Maalesef. Bak, seni son kez uyarıyorum. Sevdiğim kadına, aşık olduğum kadına iftira atarsan, ona bir laf edersen her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım. Hadi yap. Hadi yap Tarık. İyi de bu kadın bu eve nasıl girdi? Anahtarı nereden buldu? Tarık'tan aldı herhalde. Hayatım sen anahtarı değiştirmedin mi? Değiştirdim canım. Tarık. Ümit. Heh. Tarık'a sen anahtar vermedin değil mi? Ne diyorsun abla sen ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne anahtarı? Yalnız bu kilidi gerçekten değiştirmek lazım. Çünkü eve giren çıkan belli değil. Ay Güzide, Allah aşkına. Şu güvenlik kameralarını, alarmı çalıştır artık. Başka bir şirketle konuşacağım. Evet, haklısın. Anne sen gençken... Sigorta şirketini de aramak lazım. Anne. Ne? Sezai amcanın şiirleri mi var? Evet, kitabı var. Gerçekten mi? Evet hayatım. Ay oğlum, o şiirleri okusan o kadar beğenirsin ki. Okuyayım. Okuyayım anne, nerede? Var mı bizde? Var tabii. Ay Allah aşkına oğlum, ortalık darma duman, sen kitap derdindesin. Hayır anne, Sezai amcanın şiirlerinin derdindeyim. Şimdi biz bu ortalığı toplayamayacak mıyız? Hayır toparlamayacağız. Ben çünkü fotoğraf çekeceğim. Suç duyurusunda bulunacağım. Hay ağzına sağlık Nazan abla ya. Çek vallahi, ara hemen savcıyı. Madem Tarık Efendi metresine toz kondurmuyor, çıksın mahkemeye savunsun da görelim bakalım.
Ay Nazan ne olursun yapma istemiyorum. Anne ne demek istemiyorum ya? Babam geldi burada hepimizin gözünün önünde seni tehdit etti. Ya yanına mı kalacak? Hayır istemiyorum. Tamam. Tamam isteme anneciğim. Ben şikayet edebilirim değil mi? Değil mi Nazoş? Ben bu evde oturuyorum. Benim böyle bir hakkım var. Tamam. Ben şikayet etmek istiyorum. Benim can güvenliğim tehlikede. Lütfen arayalım. Ya Allah aşkına rica ediyorum. Adliyenin diline düşeceğim Nazo. Ya anne. Ya sürekli bak sürekli bu kadının yanına kar kalıyor her şey. Vallahi sıkıldım. Bir şey yapalım artık ya. Hakim hanım. Bütün notalar dağıtılmış. Al işte. Arayabilir miyiz? Ben arayayım. Kimi aramam lazım Nazoş? Hadi lütfen arayalım. Hayır tamam. Tamam. Ben arayacağım. Tamam. Ben arıyorum. Of. Alo Taner'cim. Ya rahatsız ediyorum kusura bakma. Benim eve biri girmiş. Mahvetmiş evi. Sorma. Yok hırsız değil. Yani şüphelendiğim biri var. Evet Yeşim sen de tanıyorsun ya. Ha soyadı Yeşim. Deniz Eren. Deniz Eren. Yeşim Deniz Eren. Evet. Taner'cim ama ne olursun adliyede bu duyulmasın olur mu? Yani sessizce halledelim bunu. Sağ ol canım. Sağ ol. Ah çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Evet. Memnun oldunuz mu? Çok memnunuz. Çok. Güzel. Çıkmış mı karısı? Ne bileyim. Söylemiyor ki. Ay kızardı bunlar. Ben alıyorum artık bunları. Al. Murat arıyor. Murat, geç mi geleceksin? Hayır aşkım, erken geleceğim. Ya sana bir şey soracağım. O geçenlerde beğendiğin bilekliğin adı neydi? Hangi bileklik? Hani beğenmiştin ya, onu soruyorum. Ha, pırlanta bileklik, su yolu. Niye? Aklıma takıldı, öylesine sordum işte. Ha, gelirken ne getireyim? Bir şey istiyor musun? Yok. Ben sana bir şey lazım olursa yazarım. Tamam bir tanem. Ne oldu Yeşim? Sana da hiç yaranılmıyor dedim. Üzüldü herhalde. Bana pırlanta bileklik alıyor su yolu. Ya. Bak bu madam müthiş çıktı. Valla daha yeni yaptı hemen tuttu. Dedim ben sana madam Dali da fenadır diye. Valla pes. Bu ne bu? Somon füme. Bak, rokfor peyniri. Avokado. Maşallah Tarık Bey iyi para harcamış bunlara. Onlara dokunma. Onlar bizim boğazımızdan geçmeyecek. Birine verin şunu. Valla öyle bir geçer ki abla sen bile şaşırırsın nasıl geçiyor boğazımızdan. Zeynep, abicim al sen bunları dolaba koy. Bir de bunun içinde avokadolar var. Sen onları sen nereye bakıyorsun ya? Derim, bırak o işleri şimdi. Pencerenin önüne koy diyorum avokadoları. Biraz havalansın çünkü ham onlar da. Tut şunları tut hadi götür. Sigortacıyı aramak lazım. Ya o iş bende ablacığım. Ben hem sigorta şirketini arayacağım hem de bir temizlik şirketi arayayım. Gelsin temizlesin buraları. Ne gerek var Ümit abi ben yaparım. Dedim ne gerek var Ümit abi ben yaparım ya. Allah Allah tek başına nasıl yapacaksın koskoca evi? Neresini temizleyeceksin tek başına? Saçmalama. Gelsin bir şirket temizlesin güzelce. Evet. Hadi Güzide'cim sen de hazırlan bir an önce. Hadi hayatım. Tamam. Oğlum sen de. Hadi hayatım. Ben, affedersin, ben gelmiyor muyum? Sen de geliyorsun sensiz olur mu? Yok şaka yapıyorum şaka. Ben şimdi evi halledeceğim. Senin odan da çok kötü. Aman bir şey olmaz ya benim odam kötü diye ne olacak? Uykum mu kaçacak? Ha! Aklıma geldi oğlum. Hollanda'daki okula sen bu raporu yolladın değil mi kızım? Hallettim ben onu anne. Tamam, bir de onunla uğraşmayalım yani.
Ben sana çanta yapayım mı? Bunları değiştireyim. Hayır. Ver canım. Hadi bakalım. Ben, hadi bir an önce toparlan. Hadi, hadi, hadi. Ver şunları. Hadi bakalım. Ay. Vaka doları hadi. Bak diyorum. Pencerenin önüne koyacaksın. Yumuşasın onları. Ben tatlı yaparım onlardan sonra bize. Sonra bir parça kağıt. Üzerinde şiir olsun, koparın. O hani bulunduğunuz yer kadar küçük ve önemsiz bir parça kağıt. Onu ölü bir mevsimin kenarına bırakın. Şimdi kırık bir plak lazım. Usanmadan çalınan ve biraz dedikodu. Hep saklanan resimlerden bir tane. Hafif solmuş olacak. Bilirsiniz canım, yeni dostluklarınız gibi. Korkulu. Bir an önce sağlığına kavuş. Kış geçmeden de Kapadokya'ya gel. Bizim oralar kar altında çok güzel olur. Ali Sezai. Güzide. Gelmişsin. Buldun mu? Evet, cebime mi koydun? Yok. Yastığının altına. Cebime kim koydu o zaman? O ölüm ya da Nazan olamaz. Bir kız vardı, hemşire. Seni görmeye geldiğimde o koymuştur. Halden anlayan bir kızdı. O kadın mı? O kadın tabii. Kim olacak ki başka? Mahvetmiş evi. Babam geldi eve, biliyor musun? Gösterdik. Bak dedik, yeşim ne yapmış bak. Ne dedi sence? Ne demiş olabilir ya? Yani Güzide'nin davacılarıdır. Düşmanları çoktur. O yapmıştır. Yeşim yapmamıştır. Kör. Kör, görmüyor ya. Görmüyor. Gözünün önündeki gerçeği görmüyor adam. Gözüne perde indi. Bir şey oldu. Aa, asıl sana bir şey söyleyeceğim. Ya bir sır vereceğim. Ne sırrı? Kimseye söylemeyeceksin ama. Söyle. Sezai amca, anneme aşıkmış. Ne diyorsun ya? Ama şimdi değil. Yani önceden aşıkmış. Hatta işte o zamanlarda da annem babamı tercih etmiş. Bu büyük olaymış bu. Ya ben hissediyordum, biliyor musun? Bir şey vardı. Yani böyle yan yana geldiklerinde, enerjilerinde... ya anlamlandıramadığım bir şey. Hele Sezai amcanın bakışlarında ya kesin bir şey vardı. Aşk. Demiş, evet. Aşkmış işte. Hem de fakülteden beri. E ne var? Benimki 5 yaşımdan beri. Abartma. Ne 5 yaşından beri? Abartmıyorum. Ben kafamı yardığından beri aşığım sana. Ya acaba sen kafanı yarmama aşık olmuş olabilir misin? Belki de. Belki de öyle oldum. Belki de.
Dayı. Gel, gel Ozi, gel. Hoş geldin. Dayı, ne oldu buraya böyle? Ya sorma Ozi ya. Gelmiş, affedersin. Evin içine etmiş. Kim? Kim olacak? Babanınki. Dayı, ne diyorsun sen? Yeşim bu evi bu hale getirmiş. Yeşim tabii ya. Kim olacak? Tabii ki Yeşim. Evde çok fazla hasar var Ozan. Sigortacı en az 50.000 lira diyor. Ya ben parasında değilim. Beni biliyorsun. Yani sigorta onu karşılar ama... Ya ben bu kadındaki deli cesaretine şaşırıyorum. Baban da geldi burada bir ton saydırdı. Yok iftira atıyormuşuz da. Yok Yeşim öyle bir şey yapmazmış da. Ozi. Ozi nereye gidiyorsun ya? Şşş. Ozi. Tamam mıyız yani şimdi biz? Nasıl tamam mıyız? Yani sevgili miyiz artık? Tolga, şuraya bir geçip bize bir baksana nasıl gözüküyoruz? Olsun, ben yine de bir ağzından duyayım. Sevgili miyiz biz? Sevgili misin sen benim? Sevgiliyiz. Sevgilinim ama baştan kuralları konuşalım Tolga Kaşifoğlu. Ne kuralı ya? Aşkın kuralı mı olur? Olmaz. Olmaz da bizimkisi uzak mesafe ilişkisi olacak. Yani konuşmamız gereken şeyler var. Hatta şimdi konuşalım. Gel. Ben yok gidince ne yapacağız? Şimdi konuşalım. Ya tek bir sorunumuz var. O saat uçuş beni biraz yoracak. Başka sorun yok. Ha, geleceksin yani. Her hafta oradayım. Söz mü? Söz. Gelmezsen... Döversin. Kıyamam. Ay. Ne bu? Nasıl yani? Tolga? Oğlum gerçekten dünyanın sonu değil. Ağlama, ağlama lütfen. Ağlama tamam. Kale almamışlar işte. Almamışlar benim raporumu falan. Umursamamışlar ya. Silmişler pat diye silmişler kaydı. Silsinler ya. Yani dünyada bir tek dans okulu onlar mı var? Başka okul buluruz. Bulamayız Tolga. Ben her yeri araştırdım. Yok. Yaşım büyük diye bir tek orası kabul ediyor beni zaten. Ayrıca orası benim çocukluktan beri hayal ettiğim tek okul ya. Kabul edilmiştim ben, kaydolmuştum. Sildiler işte. Ben bulacağım sana. Söz veriyorum, harika bir dans okulu bulacağım sana. Yine benim için sen uğraşıyorsun. Her zaman uğraşacağım. Çünkü seni seviyorum. Ağlama, ağlama. Gel, gel. Aşkım. Ay, geldin mi hayatım? Tanem. Ay, yemek ancak... Bir saati olur. Çok açsam ben sana bir zeytinyağlı tabağı yapayım. Hayır yapma. Beklerim canım. Beklerim. Uzat bakalım konu. Aa, niye? Uzat. Murat çok güzel. Beğendin mi? Bayıldım. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap etti? İlla bir şey mi icap etmesi gerekiyor? Güzel karıma ben ufacık bir şey alamayacak mıyım aşkım benim? Ay çok güzel.
birkaç gündür çok üzüldüm. Üzülme artık. Kıyamam sana. Seni çok seviyorum. Bir tane. Bir tane. O ne be? Ne oluyor? Otel. Nerede o kadın? Ha? Nerede? Yeşim! Ne? Yeşim! Ya sen bizim ailelerimizi nasıl mahvedersin ya? Ha? Nasıl mahvedersin? Ozan, Ozan beni delirtme. Çık git evimden. Hayır, gitmeyeceğim. Bu kadına bize verdiği zararın hesabını sormadan gitmeyeceğim. Ozan! Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Dua et kadınsın. Yat kalk dua et. Erkek olsaydın var ya senin ağzını burnunu kırardım. Ama bizim ailemizde kadına asla el kalkmaz. Bunun yanına bırakacağımı sanma. Ozan! Ne yapmışım ya? Ne yapmışım ben? Yeter artık ya. Buraya kadar geldi. Seni bir daha annemin, kardeşimin veya evimizin etrafında görürsem çok fena yaparım. Seni yerin dibine sokarım. Öyle bir rezil ederim ki insan içine çıkamazsın. Anladın mı? Ozan beni delirtme. Çık git evimden. Bir daha. Bir daha bir dene. Bir daha anneme bir zarar ver. Bak bakalım ne oluyor. Ozan çık git evimden. Çık. Çık git diyorum bu evden. Aileni mahvetmeyi göze aldığın kadının yaptığını gördün değil mi? Memnun musun şimdi? Değdi mi? Dişim bir şey yapmalı. Sen böyle kandır kendini ya. Böyle kandır kendini. Dişim annenin kapısının önünden bile geçmedi. Suçsuz o. Yahu evin halini gördüm. Ancak annemden nefret eden biri evi o hale getirebilir. Oğlum annen hakim. Bin tane düşmanı var. Baba uyan, uyan. Aç gözünü. Bu kadın bir şeytan. Doğru konuş. Yeşim hakkında böyle konuşamazsın. Çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Annemin ayaklarına kapanacaksın ama sakın affetme diyeceğim. Ulan senin evinin kirasını bile ben ödüyorum. Ben. Sen ilk önce bir adam ol. Dik dur. Kiranı öde ondan sonra gel karşıma konuş. Öyle mi? Öyle mi baba? Verme. Verme istemiyorum. Verme. Al. Al anahtarlarını. Al. Tamam mı? Al. Evin de senin olsun, paran da. Bu kadının nasıl bir şeytan olduğunu anladığın zaman görüşeceğiz seninle. Defol git lan önümden. Benim senin gibi bir oğlum yok. Aşkım, özür dilerim bir tanem. Özür dilerim sana bunları yaşattığım için lütfen. Lütfen aşkım benim. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım Murat. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Biliyorum. Sana söz veriyorum bunun hesabını soracağım ondan. Onun hesabını soracağım. Bunun hesabını verecek o. Tamam mı? Aa, bir tane güzel prensesim benim. Ne yaptın sen? Ne güzel olmuşsun sen böyle. Baba ne oldu? Hiçbir şey olmadı aşkım. Çok korktum. Korkma bir tanem. Güzel prensesim benim. Korkma, korkacak bir şey yok aşkım benim. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Ay genç kız mı oldu sen böyle? Çok güzel olmuş. Bu saat nereden çıktı? Nereden buldun bunu? Bu benim saatim değil. Benim eski saatim çünkü. Bu erkek saati. Benim lütfen saatim diyorum ver Murat. Ver şunu bana. Tarıma güzelesinden. Senden demek. Murat anlatacağım sana her şeyi. Gerçekten anlatacağım sana her şeyi. Oğlum öykü niye her şeyi karıştırın? Yemin ederim evi ben yıkıp dökmedim. Yemin ederim baksana bu saati nereden bulduğumu anlatacağım. Sen ne demek ha? Murat yemin ederim ben değildim öykünün üstüne yemin... Öykünün üzerine yemin etme sakın sakın. Ne yaptın sen? Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Sana inandım. Senin yüzünden oğlumla gırtlak gırtlağa geldim ben. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Bak nereden bulduğumu anlatacağım sana. Senin yüzünden bütün ailemi karşıma aldım. Değmez misin? Bir şeye değmezmişsin. Yazıklar olsun sana. Murat beni bir dinle bak. Ben bir dinlesen her şeyi anlatacağım. Anlatacağım. Hadi kızım. Gidiyoruz. Nereye? Gezmeye bir tane. Sen ayakkabılarını şunları da çıkartalım. Gel.
Öykü! 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 Murat, lütfen Öykü, Murat. Murat, lütfen. Murat, canlarım kadar artık. Yemin ederim, yemin ederim. Ben Öykü'sü seçeceğim. Murat.